Sayın Başkanım, Sayın Milletvekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce grup başkan vekillerine bir sistemi ileteyim. Ya gerçekten ben 9 yıldır milletvekiliyim ama her genel kurul toplantısında grup başkan vekillerimizin bu tartışmaları, atışmaları gerçekten milletvekillerini artık yoruyor. Yani milletvekillerimiz bir dakika bile söz alamazken burada genel kurulda saatlerce bu anlamsız ve gereksiz tartışmalar aslında milletvekillerinin burada bölgeleriyle ilgili konuşması gereken konuları gündeme getirmekle ilgili zaman da bulamıyorlar. Ama ya anlamının dışına taşınan diyelim. Yani şimdi benimle de aynı tartışmaya gidiyorsunuz. Anlamının dışına taşınan diyelim. Sayın milletvekiller, ben bölge milletvekiliyim. 26. dönemde Tunceli milletvekilliği yaptım. 27 ve 28. dönemde de Elazığ milletvekiliyim. Bölgeyi iyi tanıyorum. Yani konuları bir defa birbirinden ayırmak lazım. Bölgedeki terör meselesiyle kalkınma meselesi, İstanbul meselesi aynı değil. Yani bölgede bir terör sorunu geçmişte yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Bu terörden kaynaklı mağduriyetler yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Hem terör örgütlerinin insan haklarına uymayan, insanlık vicdanına sığmayan eylemlerinden dolayı bir sürü can kaybı olmuş mudur? Olmuştur. Aynı zamanda devlet adına görev yapan güvenlik güçlerinin kişisel iradesi ve yetkisiyle orada haksızlıklar ve adaletsizlikler olmuş mudur? Olmuştur. Devletin yanlış politikalar olmuş mudur? Olmuştur. Bunların başında da en başında da köy boşaltmaları. Yani 5 milyona yakın nüfus boşaltıldı ve bu insanlar yaşamlarını büyük şehirlere taşınarak devam ettirme ihtiyacı hissettiler. Ama orada üreticiyken, tarımla uğraşırken, hayvancılıkla uğraşırken bir anda terör gerekçesiyle köyler boşaltıldı, insanlar kendi kaderine terk edildi ve insanlar büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldılar. Bir gerekçeden dolayı devlet tedbir alması gerekirse alır. Yani terör gerekçesinden dolayı bir köyü boşaltması gerekirse de boşaltır. Ama insanları kendi kaderine devlet terk edemez. Bunun en güzel örneği şu. Yani devlet bir bölgede eğer baraj yapacaksa o baraj alanındaki arazileri kamulaştırır, bedelini öder, barajı yapar. Veya bir yerden yol geçirecekse o yolun geçtiği araziyi, arsayı neyse kamulaştırır, bedelini öder, o yolu yapar. Ama geçmişten o bölgeden gelen böyle sorunlar var mı? Gerçekten var. Bölgenin kalkınmaya ihtiyacı var mı? Var arkadaşlar. Ayrıca yalnızca olayı DEM Partisi üzerinden yorumlamak, değerlendirmek de doğru değil. İşte Hulusi Akar Paşam burada. Yani benim devlete olan sadakatımı da, bağlılığımı da, teröre karşı olan meydan okumamı da en iyi bilenlerden birisidir. Kendisiyle tanışıklığımız da ta Hozat Tugay Komutanlığı'ndan gelir. Ama mesele o değil. Peki ben size şimdi iki tane örnek vereyim. Birincisi Osman Baydemir. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Gidin Diyarbakır'daki belediyenin imar uygulamasına bakın. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkes hayran kalıyor. Gidin de görün. Teşekkürler Sayın Erol. Adalet ve Kalkınma Partisi adına buyurun. Bir duyayım ne için söz istediğim. Açalım. DEM Parti'ye örnek vererek her şeyi de DEM Parti'ye kıyaslamayın. Biz de vatana, millete bağlıyız. Hulusi Paşam da burada diye örnekler veriyor. Bu nasıl bir durum? Böyle bir usul olabilir mi yani? Burada bir sataşma yok. Hayır Sayın Koçin. Başkan, bizim örneklemimiz üzerinden kimse kendisini vatansever ilan edemez. Kimin vatansever olup olmadığını da burada hiç kimse belirleyemez. Biz bu vatanı en fazla seveniz. Kusura bakmayın, bu vatan için, bu millet için, bu halk için de siyaset yapıyoruz. Bu ülke özgürleşsin diye siyaset yapıyoruz. Kimse bizim karşıtlığımız üzerinden DEM Parti ile karıştırmayın. Bakın onlara diyorsunuz ama biz vatanseveriz diye bizi bir kefeye koyamaz, ötekileştiremez. Bu dili, bu üslubu reddediyoruz. Hele de bir muhalefet milletvekili. Bu nasıl bir üsluptur ya? Böyle bir üslup olabilir mi? Kimin vatansever olup olmadığına Gürsel Erol mu karar verecek? Böyle bir vatansever tartısı mı var? Kim? Teşekkür ederiz. Adalet ve Kalkınma Oğuz, buyurun Sayın Oğuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Parti'nin grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bir saniye. Sayın vekiller, kürsüde hatip var, buyurun.
Buyurun devam edin. Türkiye ekonomisi geçen yıl deprem, sel, afetler ve diğer olumsuzluklara rağmen %4,5 büyüyerek büyük bir güvene imza atmıştır. TÜİK'in en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğuna dair araştırmalar ortaya koydu. 2023'te kişi başına düşen gelir 13.110 dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Türkiye bu rakamlarla Avrupa'da en çok büyüyen ülke olarak gayri safi yurt içi hasılamız 1 trilyon doların üzerine çıkmıştır. Verilen öneride bahsi geçen bu illerimizde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde 80'li yıllardan beri süregelen ve en çok da bu bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve kazancını etkileyen terör ile mücadele edilmiştir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın eğitim, öğretim ve yaşam koşulları her seferinde bu PKK terör örgütü tarafından elinden alındı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hükümetlerimiz döneminde tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaptığımız tarımsal desteklemeler, işsizlik yardımları, sosyal yardımlar, kalkınma ajansları vasıtasıyla üreticilerimize yapılan yardımlar, GAP ve DAP projelerinin en önemli gelişmeleri AK Parti hükümetlerimiz döneminde sağlandı. PKK terör örgütüyle yapılan mücadelede askerlerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız şehit edildi. Bu bölgede iş yapan Kürt kardeşlerimiz terör örgütü tarafından katledildi. Müteahhitlerimizin iş makineleri yakıldı. Yatırım yapacak kişiler tehdit edildi. Çiftçimizin malına el konuldu. Keşke önerge sahibi DEM Parti'nin hatibi bölgede terör örgütünün yıllarca yaptığı zulümü dile getirebilseydi birilerine selam göndermek yerine. Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu illerimizde fiziki geri kalmışlıktan söz edilmesi mümkün değildir. Batıda ne hizmetler yapılmışsa Doğu'da da aynı hizmetler vatandaşlarımıza sunulmuştur. Size göre yalan. Türkiye'nin ayakta kalmasının yolunun da milletin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirmesinden geçtiğini ve iş cephemizi sağlamlaştırmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye yüzyıl... Teşekkürler. Hiç kimseye uzatmadım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Sayın Hatip konuştu. Biz tek bir satır şu haritayla ilgili bir hakikat duyamadık. Yine aynı bildiğimiz ezber, yine aynı bildiğimiz retorik, terörü merörü. Arkadaşım soruyoruz. Bu haritayla Şark Islahat Planı neden örtüşüyor? Bu haritayla umumi müfettişlikler uyuşuyor. Bu haritayla bölgesel, bu haritayla gelir endeksi de geri kalmış iller örtüşüyor. Bu harita sizin hakikatiniz. Bu haritayı açıklamak yerine kendinize mazeret bulmayın. Siz neden bölgeye yatırım yapmıyorsunuz? Neden bölge halkını yoksulluğa mahkum ediyorsunuz? Bu sorunun cevabını verin. Bu sorunun üzerinden hamaset yapmayın. Tamam mı? Teşekkürler. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Cumhuriyet birleşime 15'te karar veriyorum.